Noel yılın en güzel zamanlarından biridir. Ailenizle veya arkadaşlarınızla kutlayabilirsiniz. Ama belki de hiç arkadaşınız yok. Veya ailenizle birlikte olmayabilir ve yalnız hissedebilirsiniz. Yalnız hissetmek zordur. Ancak zor zamanlarında sana yardım edebilecek ve seni hiç bırakmayacak birisi var. Tanrı, o her şeye hakimdir. Adı İmmanuel'dir. İmmanuel, Tanrı bizimle demektir. Noel'i yaratan o olduğu için Noel'i onunla kutlayabilirsiniz. Böylece yalnız olmayacaksınız. Tanrı harikadır. O dünyayı ve dünyadaki her şeyi yarattı. Hayvanları, bitkileri, gökleri ve denizleri o yarattı. Tanrı her şeyi yarattıktan sonra ilk iki insanı yarattı. İsimleri Adem ve Havva'ydı. Tanrı onları yaşamaları için çok güzel bir bahçeye koydu. Her şey mükemmeldi. Tanrı Adem ve Havva'yı çok sevdi. Seni de çok seviyor. Tanrı seni herhangi bir insanın sevebileceğinden daha çok seviyor. Çünkü seni o yarattı ve senin her şeyini biliyor. Tanrı şimdi seninle olmak istiyor ve bir gün onun cennetindeki evinde sonsuza dek onunla birlikte olmanı istiyor. Onun evi mükemmeldir. Çünkü Tanrı kutsaldır. Yani o tamamen saftır ve hiçbir zaman yanlış bir şey yapmamıştır. Bu mükemmel Tanrı seni sevmeyi asla bırakmayacak. Tanrı Adem ve Havva'yı da sevdi. Onlar için yarattığı bahçede onlarla yürüdü ve konuştu. Ne kadar da güzel ve yakın bir ilişkileri vardı. Ancak bir gün Tanrı gelip Adem ve Havva'ya seslendiğinde onlar cevap vermediler. Onlara ne olmuştu? Tanrı'dan saklanıyorlardı. Tanrı onlardan sadece tek bir kurala uymalarını istemişti. Bahçedeki ağaçlardan birinin meyvesini yememeleri gerekiyordu. Ama yine de yemeye karar verdiler. Adem ve Havva Tanrı'nın sözünü çiğnediler ve Tanrı ile olan ilişkileri bozuldu. Korkuyorlardı. Bu yüzden de Tanrı'dan saklanıyorlardı. Tanrı'nın sözünü çiğnemeye günah denir. Günah işleyenler sadece Adem ve Havva değildi. Biz de günah işledik. Günah Tanrı'nın yaşamımızı söylediği yolu izlemek yerine kendi bildiğimiz şeyleri seçmektir. Birisine vurmak, yalan söylemek, kaba şeyler söylemek veya size ait olmayan bir şeyleri almak gibi bir şeyler yaptığınızda günah işlemiş olursunuz. Adem ve Havva Tanrı'nın sözünü çiğnedikleri zaman günah dünyaya girdi. Günahın bedeli ölümdür. Ölüm, sizi sonsuza dek seven Tanrı'dan ayrı kalmak demektir. Günah dünyaya hastalık, felaket ve ölüm getirdi. Tanrı, Adem ve Havva'ya günahları yüzünden yaşamlarının çok daha ağır olacağını söyledi. Artık orada daha fazla kalamazlardı ve güzel bahçeden ayrılmak zorunda kaldılar. Başka bir yerde yaşamak için çok çalışmaları gerekecekti. Ama Tanrı yarattığı insanları hala seviyordu. Bu yüzden Tanrı, Adem ve Havva'ya harika planlarını anlattı. Tanrı, uzun yıllar sonra özel birini göndereceğine söz verdi. Adem ve Havva'nın çocukları vardı ve kısa süre sonra dünyada birçok insan yaşamaya başladı. Tanrı yıllar boyunca sevdiği insanlara kendisini tanıtmaya devam etti. Ve Tanrı, sonsuza dek onunla birlikte olmamızı istedi. Fakat günah yüzünden bunun olabilmesi için sadece tek bir yol vardı. Tanrı kurtarıcının Bethlehem şehrinde doğacağının sözünü verdi. Ve nihayet Tanrı'nın vaat ettiği kurtarıcının gelmesi için doğru zaman gelmişti. 2000 küsur yıl önce Tanrı Meryem isimli bakireye bir melek gönderdi. "Korkma Meryem," dedi. "Sen Tanrı'nın lütfuna eriştin. Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın." "Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki." "Kutsal Ruh senin üzerine gelecek. Yüceler Yücesinin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal Tanrı'nın oğlu denecek. Ben Rabbin kuluyum. Bana dediğin gibi olsun." Tanrı ayrıca Yusuf isimli bir adama da melek gönderdi ve şunları söyledi. "Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan Kutsal Ruh'tandır. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından o kurtaracak." Tanrı bu sözü İsa doğmadan 700 yıl önce de verdi. Peygamber Yeşaya şunları söylemişti. "İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmmanuel koyacak. İmmanuel
Tanrı bizimle demektir. Tıpkı söz verdiği gibi Tanrı bizimle olması için İsa'yı gönderdi. Bebeğin doğumu yaklaşıyordu. Meryem ve Yusuf'un kralın kararı gereği kimlik kaydı yaptırmak için ve vergi vermek için Bethlehem'e gitmeleri gerekti. Meryem ve Yusuf Bethlehem'e varınca büyük bir kalabalık gördüler ve kalacak hiçbir yer yoktu. Uyumak için bulabildikleri tek yer hayvanların kaldığı yerdi. Böyle bir yer pis olurdu ve kötü kokardı. İnsanlar için hiç de iyi bir yer değildi. İsa o gece doğdu. Yatak yoktu. Bu yüzden onu kunduğa sarıp yemliğe yatırdılar. Yemlik hayvanların yediği şeydi. Gösterişli bir yer olmadı ama İmmanuel gelmişti. Tanrı İsa aracılığıyla bizimle dünyadaydı artık. Aynı gece bir tarlada koyunlarına bakan çobanlar vardı. Aniden parlak bir ışık belirdi. Korkmayın, size bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum. Bu dünyayı yaratan Tanrı size, bana ve bu dünyadaki herkese büyük bir sevinç müjdesi hazırladı. Bu dünyayı yaratan Tanrı size, bana ve bu dünyadaki herkese büyük bir sevinç müjdesi hazırladı. Aniden birçok melek belirdi ve Tanrı'ya övgüler sundu. En yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun. Yeryüzünde onun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun. Çobanlar hızla Bethlehem'e gittiler ve orada Meryem'i, Yusuf'u ve bebeği buldular. İsa bebek olarak kalmadı. O da tıpkı diğer bebekler gibi büyüdü. Bir zamanlar İsa senin yaşındaydı. Kutsal kitap İsa'nın yaşamından onun İmmanuel, Tanrı'nın bizimle olduğu kanıtlayan birçok şey anlatır. Ölmüş olan bir kızı hayata geri getirdi. Hasta, sakat ve kör olanları iyileştirdi. Onlar İsa'nın sonsuza dek onlarla kalmasını istediler. Ama Tanrı'nın planı bu değildi. İsa kendisine inanan ve onu kabul eden herkesin Tanrı ile birlikte olabilmesi için bir yol açmak üzere dünyaya geldi. O, insanları günahlarından kurtarmak için geldi. O, Tanrı'nın oğludur ve her zaman doğru olanı yaptı. Hiçbir zaman günah işlemedi. Ancak kötü insanlar İsa hakkında yalan söylediler. Ona işkence ettiler ve onu ölüme götürdüler. Elleri ve ayakları çivilenmişti. Sizin ve benim günahlarımın cezasını çarmıhta o çekiyordu. İsa, siz bağışlanabilin diye ölmeye razı oldu. Onun yaptığı her şey sayesinde Tanrı'ya gidebilir ve onunla birlikte olabilirsiniz. İsa öldü ve gömüldü. Ancak 3 gün sonra dirildi. İsa birçok kişi tarafından görülmüştü. Daha sonra bir gün sonsuza dek onunla birlikte olabilmemiz için bize bir yer hazırlamak üzere cennete geri döndü. İsa'nın Tanrı'nın planı tamamlayarak onunla birlikte olmamız için bir yol açması ne kadar da harika bir haber. Ve İsa sonsuza dek cennette Tanrı ile birlikte olmamız için bize bir yer hazırlar. Eğer zaten İsa'ya inanıp onu kurtarıcınız olarak kabul ediyorsanız onun çocuğusunuz demektir. Şimdi ve sonsuza dek her zaman sizinle birlikte olacağından emin olabilirsiniz. Kutsal kitap şöyle der. Seni asla terk etmeyeceğim. Seni asla yüzüstü bırakmayacağım. İsa sizi en çok seven kişidir. Noel'i kutlayan, kendinize İsa'nın İmmanuel olduğunu, yani Tanrı'nın bizimle birlikte olduğunu hatırlatın. İsa bu yüzden senin günahın için ölmeye geldi. Kutsal kitap şöyle der. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. İsa'yı kabul etmek, onu kendi kurtarıcınız olarak kabul etmeniz demektir. İsa'nın sizin günahlarınız için çarmıhta ölüp dirildiğine inanarak Tanrı'ya dönmelisiniz. İsa'nın sizin için yaptıklarına inandığınızda Tanrı'nın öz çocuğu olursunuz. Tanrı şimdi ve sonsuza dek sizinle birlikte olacak. İsterseniz şimdi benimle birlikte dua edin. Rab İsa, beni sevdiğin ve benim gibi insan olup geldiğin için teşekkür ederim. Benimle birlikte olan Tanrı İmmanuel olduğun ve günahımı bağışlayarak benim yerime öldüğün için teşekkür ederim. Lütfen gel ve kalbimde yaşa. Bugün kralım olman için hayatımı sana sunuyorum ve her zaman benimle olmanın keyfini çıkarmak istiyorum. Amin.